sürme hakkı yok. Bir dönem başörtülü, yaşlı hasta kadınların sokulmadığı çapada birincilikle çıktı. Ağzı kapatılıp sürüklenmediği için düşüncelerini rahat rahat ifade etti. Rasim Özdenören'in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyarda. Başı kapalı olan da açık olan da avuçları patlayınca kadar coşkulu bir şekilde alkışladı. Batmanlı Merve Nur Uçar, birinci olarak girdiği Çapa Tıp Fakültesinden yine birincilikle mezun oldu. Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Merve Nur Uçar, yaptığı konuşma ile törene adeta damgasını vurdu. Rasim Özdenören'in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyarda. 2020 yılının Haziran ayı, yani AK Parti iktidarının yaklaşık 3 ay öncesi. Yer, bugün Merve Nur Uçar'ın başörtüsü ile birinci çıkıp konuşma yaptığı Çapa Tıp Fakültesi. Medine Bircan isimli emekli sandığından sağlık yardımı alması gereken yaşlı kadın oğlu tarafından hastaneye götürüldü. Ancak Bircan'ın karnesindeki fotoğraf gerekçe gösterilerek akıl almaz bir skandala imza atıldı. Çapa Tıp Fakültesi'nde, CHP zihniyetli vesayet rejiminin temsilcileri, ölümü yaklaşmış Medine Bircan isimli yaşlı hastanın girişi, karnesindeki fotoğraf başörtülü, denilerek yapılmadı. Yaşlı kadının karnede fotoğrafındaki başörtü, bilgisayarda peruk ile değiştirilerek, hastane işlemi tamamlandı. Ancak kısa bir süre sonra can verdi. Bir okul birincisi olduğum halde bu törene katılmama müsaade edilmedi. Kesin, 1995 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksekokulu Bölüm Birincisi başörtülü Behiye Karadeniz konuşma yapmak istedi. Ancak ağzı kapatılıp sürüklenerek kürsüden indirildi. Hatırlattığımız söz konusu bu çarpıcı iki olay, Çapa Tıp Fakültesi Birincisi başörtülü Merve Nur Uçar'ın bugünkü konuşması ile birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'nin son 30 yılda nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.